Evet değerli arkadaşlar, bugünkü dersimiz eşit diziler. Gördüğünüz gibi aynı dizisi eşittir arkadaşlar. Bakın 1, 3, 5, 7, nokta nokta 2n artı 1 virgül devam etsin arkadaşlar. Bir bn dizimiz olsun. Bu bn dizisi eşittir. Birinci terimi 1, ikinci terimi 3, 5, 7, nokta nokta 2n artı 1 virgül nokta nokta devam etsin. Şimdi buna dikkat edeceğimiz şey şu arkadaşlar, bakın. Bu a1, bu a2 arkadaşlar, bu a3. Buradaki ifade b1, bu b2, bu da b3. Dikkat ederseniz bakın a1 b1'e eşit çıktı. a2 b2'ye eşit çıktı. a3 b3'e eşit çıkmış oldu. Bakın dikkat edinizi bir daha çekiyorum arkadaşlar. Birinci elemanlar birbirine eşit. İkinci elemanlar birbirine eşit. Üçüncü elemanlar birbirine eşitse arkadaşlar biz bu dizilere eşit diziler diyoruz. Peki hocam bir tane örnek daha verir misiniz? Tabii her n pozitif tam sayısı için an eşittir bn ise an ve bn dizilerine eşit diziler denir. Örneğin arkadaşlar bakın dikkat edin. N yerine ne vererek başlıyorduk? 1 vererek başlıyorduk dizilerde. N yerine 1 vererek başlıyorduk. Peki 1 yazalım. Eksi 1 üzeri 2 1'dir arkadaşlar. 2 yazarsam 4. Eksi 1 üzeri 4 de 1. Peki diğer 1, 1 bu şekilde devam edip gidiyor arkadaşlar. Bu dizinin elemanlarına bakalım. Bakın 1 verirsem, 1 verirsem ne olur? Eksi 1 üzeri 4 1'dir arkadaşlar. 2 verirsem 8. Eksi 1 üzeri 8 de 1 arkadaşlar. 3 verirsem 12. Eksi 1 üzeri 12'de nedir? 1'dir. Bu şekilde bu dizimizde devam edip gidiyor. Burada dikkat edeceğimiz şey şu arkadaşlar. Bakın birinci elemanlar birbirine eşit. İkinci elemanlar birbirine eşit. Üçüncü elemanlar birbirine eşitse biz bu diziye eşit diziler ne diyebiliriz? Evet eşit diziler diyebiliriz. Bir başka örneğimiz değerli arkadaşlar. Genel terimleri verilmiş arkadaşlar. A'nın eşittir B'nin olduğuna göre X artı Y toplamı kaçtır? Çok güzel arkadaşlar. 2n artı x kime eşittir? Yn artı 4'e eşittir. Burada gördüğünüz ifade şu arkadaşlar. N önünde ne var? 2 var. Burada n önünde ne var? Y var. O zaman y sayısı nedir arkadaşlar? 2'dir. Peki burada n'in dışındaki sayılara bakalım. Burada x var. Burada 4. O zaman x eşittir. Kaçtır arkadaşlar? 4'tür. Yani an dizimiz eşittir. Bakın ben x yerine 4 yazarsam ne olur? 2n artı 4 olur. Bn dizimize bakalım değerli arkadaşlar. Ben ne yaptım bn'de? Y yerine kaç yazdım? 2. 2n artı 4 oldu. Bu diziler birbirine eşit diziler mi? Evet eşit diziler. Bakın 1 verirseniz burada ne çıkar? 6. 2 verirseniz 8. 3 verirseniz evet 10 olmuş oldu. Ve bu dizinin elemanları bu şekilde devam ediyor. Bu ne elemanlarına bakalım arkadaşlar. 1 verirseniz 6. 2 verirseniz 8. 3 verirseniz 6, 10 olmuş oldu ve devam ediyor görüyorsunuz. Birinci elemanlar birbirine eşit, ikinci elemanlar birbirine eşit, üçüncü elemanlar birbirine eşit. Ve bu dizin ne yapmış oldu? Bu diziler eşit diziler olmuş oldu arkadaşlar. Bunu da geçiyorum. Çok güzel bir soru daha değerli arkadaşlar. AN ile BN diziler birbirine eşit denmiş. Çok güzel. Ne demek de eşit diziler arkadaşlar? Bakın A1, B1'e eşit olacak. A2, B2'ye eşit olacak. A3 eşittir B3 olacak. Nokta nokta n'inci terimleri de birbirine eşit olan dizileri biz ne diyoruz arkadaşlar? Eşit diziler diyoruz. O zaman hocam burada dördüncü terimlerde birbirine eşit olacak mı? Evet o zaman ne demek? 2m eksi 7 eşittir. 3m artı 7 diyebiliriz eşit olmaları için. Bu 2m buraya gelirse bakın arkadaşlar burada ne var? 3m var. Bu 2m buraya eksi 2m gelir. Burada eksi 7'miz var. Bu 7 de buraya eksi 7 gelir. Eksi 14 eşittir ne oldu? M olmuş oldu. Peki arkadaşlar bakın. Siz şimdi kimi istiyor bizden? A4'ü istiyor değerli arkadaşlar. A4'ü bulabilmem için ne yapıyorum? A4 eşittir. M yerine kaç yazacağım arkadaşlar? Eksi 14. Bakın 2 çarpı eksi 14 eksi 7 oldu arkadaşlar. Evet bunları da çarpalım. Eksi 28 eksi 7. Ve bu da ne oldu arkadaşlar? Eksi 35 olmuş oldu dördüncü terimimiz. Bu soruyu da ne yapıyorum? Geçiyorum. Eşit diziler denmiş mi? Evet arkadaşlar. AN ile BN diziler birbirine
eşit dizilerdir arkadaşlar. O zaman eşit dizilerse ne demekti eşit diziler? Birinci terimleri birbirine eşit, ikinci terimleri birbirine eşit ve bu şekilde devam edip gidiyor. Üçüncü terimler üçüncü terimlere eşit, dördüncü terimleri birbirine eşit ve bu şekilde devam edip gittiğini söyledik. O zaman bunun dördüncü terimiyle bunun dördüncü terimine eşit olması gerekir mi? Evet hocam. O zaman burada en yerine ne yazalım değerli arkadaşlar? 4 yazalım. B4 eşittir 2 çarpı 4 artı 1 eşittir kaç oldu? 9. Evet, B4'ü ne yapmış olduk? Bulduk. Eşit diziler olduklarına göre arkadaşlar A4 kime eşittir? B4'e eşittir. Peki A4 ne? 2M eksi 7. B4 ne arkadaşlar? B4'ü kaç bulduk? 9 bulduk. Kime eşitliyorum? 9'a eşitliyorum. Burada 2M eşittir. Eksi 7 buraya artı 7 gelir. Kaç olur? 16 olur. Ve burada M eşittir. Kaç oldu arkadaşlar? 8 bulmuş olduk. Bu sorumuzda ne yapıyorum? Geçiyorum. Evet arkadaşlar, AN ile BN birbirine eşit iki dizi olmak üzere B4 12 verilmiş. AN dizisi verilmiş. Çok güzel. AN dizisi verildiğine göre arkadaşlar bu AN dizisinin bakın birinci elemanı en yerine 1 vereceğim. 2 artı K'dır. İkinci elemanı 2 yazacağım arkadaşlar. 4 artı K'dır. Üçüncü elemanı 3 yazacağım. 6 artı K'dır. Dördüncü elemanı 4 yazarsam 2, 4, 8 artı K'dır arkadaşlar ve bu şekilde devam eder. Bu birinci elemanımız, bu ikincisiydi, bu A3, bu da A4'tür arkadaşlar. Kısaca burada en yerine ne yazacağım? 4. 4 yazınca ne çıktı arkadaşlar? 8 artı K. Kime eşit olacak? 12'ye eşit olacak. Neden eşit oluyor? Çünkü arkadaşlar, evet söyleyin bakalım B4, A4'e eşit olmak zorundadır. Eşit diziler oldukları için. Peki 8'i bu tarafa atalım. K eşittir. Kaç oldu arkadaşlar? 4 bulmuş olduk. Bu soruyu da geçiyorum. Değerli arkadaşlar, AN ve BN dizileri birbirine eşit dizilerse yapacağınız işlem şu bakın. AN kare eksi 4N artı 7 eşittir. 2N kare artı BN artı C'dir. Şuna dikkat edin arkadaşlar. N önündeki A sayısı en önündeki, en karenin önündeki iki sayısına eşittir. Bak, en karenin önündeki sayı, en karenin önündeki sayıya eşitse A eşittir. Kaçtır? 2'dir. Çok güzel. Burada arkadaşlar en önünde ne var? Eksi 4 var. Bunun önünde ne var? B var. O zaman bunları da ne yapıyorum? Birbirine eşitliyorum. Yani B eşittir. Kaç oldu arkadaşlar? Eksi 4 oldu. Peki buradaki sabit sayımız C, buradaki sabit sayı. O zaman C de eşittir. Kaç bulduk? 7 bulmuş olduk. C'yi bulduk. B'yi bulduk. Ve A'yı da ne yapmış olduk arkadaşlar? Bulmuş olduk. A artı B artı C eşittir. 2 eksi 4 artı 7 ve bu sorumuzun cevabı da kaç oldu arkadaşlar? 5 olmuş oldu. Bu soruyu da ne yapıyorum? Geçiyorum. Eşit diziler olması için ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir daha söyleyin bakalım. N karenin önündeki sayıları birbirine eşitliyoruz. N'in önündeki sayıları birbirine eşitliyoruz arkadaşlar. Ve buradaki sayıları da ne yapıyoruz? Birbirine eşitliyoruz. A'yı B'yi C'yi buluyoruz. Evet, çok güzel bir soru daha değerli arkadaşlar. Eşit diziler olduğuna göre denmiş. Bakın AN dizisiyle BN dizisi eşittir. Siz pratik olarak şunu yapabilirsiniz bakın. Birinci terimler birbirine eşit olacak mı? Evet hocam. Peki ikinci terimler birbirine eşit olacak mı? Olacak hocam. Üçüncü terimleri birbirine eşit olacak mı? Evet. O zaman buraya da bir, buraya da bir yazıp eşitleyelim arkadaşlar. Hocam ilk buraya iki, buraya iki yazsak eşit desek olur mu? Tabii ki olur. Ama bir yazmak daha kolay olur. Peki. Bir yazalım arkadaşlar en yerine. Bir 3 kere 1, 3, 2 daha kaç yapar? 5. Bir yazarsam kaç olur arkadaşlar? 2. Peki o zaman buraya da 1 yazıyorum. 3 artı K bölü kaç oldu? Evet, 1 yazarsam 2 olmuş oldu arkadaşlar. Peki ne yapalım? Bu 5 bölü 2, bakın 5 bölü 2 eşittir. 2 ile 3 çarpalım. 6 artı K bölü kaç oldu arkadaşlar? 2 olmuş oldu. Paydalar eşitle paylar da eşittir. 5 eşittir 6 artı K'dan. K eşittir buradan kaç çıkar? 6 bu tarafa eksi 6 gelir. K'yı ne yapmış olur arkadaşlar? Eksi 1 bulmuş olduk. Ne yaptık? Eşit diziler olduğuna göre birinci terimleri eşit olması gerekiyor dedik. Buraya da o zaman en yerine 1 yazdım arkadaşlar. Bakın A1'i ne buldum arkadaşlar? 1 yazarsam 5 bölü 2 oldu. Burada da 1'i yazdım arkadaşlar. 3 artı K bölü 2 oldu. Bu iki ifadeyi birbirine eşitleyerek K'yı ne yaptım? Buldum arkadaşlar. Bu soruyu da ne yapıyorum? Geçiyorum.
Evet, güzel bir soru daha değerli arkadaşlar. ANB'nin dizisi eşit olduklarına göre bakın burada ne var? 4N artı 7 var BN dizisinde. Burada da arkadaşlar A eksi 2 çarpı N artı ne var arkadaşlar? B var. Yapacağımız işlem çok kolay. N'ün önündeki sayıyı arkadaşlar buradaki N'ün önündeki sayıyı eşitliyorum. 4 eşittir A eksi 2. Eksi 2 bu tarafa artı 2 gelir. 6 eşittir. Kaç oldu? A oldu. Peki buradaki sabit sayımız 7. Buradaki ne arkadaşlar? Bunları da birbirine eşitliyorum. B eşittir kaç çıktı? 7 çıkmış oldu. A artı B eşittir 6 artı 7. Yani kaç oldu cevabımız? 13 oldu arkadaşlar. Evet, bu soruda ne yapıyorum? Geçiyorum. Evet, güzel bir sorumuz daha değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi AN dizisi ve BN dizileri verilmiş. Bakın A 1. Bakın AN dizisinin elemanlarını yazıyorum arkadaşlar. N yerine 1 yazarsam kosinüs pi yazıyorum, kosinüs pi. 2 verirsem kosinüs 2 pi. 3 verirsem arkadaşlar kosinüs 3 pi ve bu şekilde ne yapacak? Devam edip gidecek. Peki BN dizimize bakalım arkadaşlar. BN eşittir. 1 yazarsam eksi 1 üzeri 1'den eksi 1. 2 yazarsam eksi 1'in karesi 1. Arkadaşlar 3 yazarsam eksi 1 üzeri 3 ne oldu? Eksi 1 şeklinde devam edip gidiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz siz şu birim çemberimizi çizelim değerli arkadaşlar. Şu doğrumuza biz ne diyorduk? Kosinüs doğrusu diyorduk arkadaşlar. Kosinüs burada 1'dir. Burada neydi? Eksi 1'dir arkadaşlar. Peki şöyle mi adlandırıyorduk? Bakın burası 0, burası pi bölü 2, burası pi, burası 3 pi bölü 2 ve burası neydi arkadaşlar? 2 pi'ydi. Kosinüs pi, bakın kosinüs burada nerede kesiyor? Eksi 1'de. Demek bunun değeri ne arkadaşlar? AN dizisinin elemanlarını tekrar yazıyorum. AN eşittir. Peki kosinüs pi neymiş? Eksi 1'miş. Tamam, onu eksi 1 yazdım. Peki kosinüs 2 pi. 2 pi buraya karşılık gelir. Kosinüs doğrusu olduğuna göre nerede kesiyor burada? 1'de kesiyor. Tamam, bu da 1 arkadaşlar. Kosinüs 3 pi. Bakın buradan buraya kadar 2 pi. 1 pi daha kadar gidersek 3 pi olur. Ve bunun değeri de ne olmuş oldu? Eksi 1 olmuş oldu. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, burada birinci elemanları birbirine eşit, ikinci elemanları birbirine eşit, üçüncü elemanları birbirine eşitse biz ne diyebiliriz arkadaşlar? AN dizisi kime eşittir? BN dizisine eşittir arkadaşlar. Bu sorumuzda ne yapıyorum? Geçiyorum. Evet değerli arkadaşlar, zor denilebilecek bir soru daha. Evet, nasıl? AN dizisi verilmiş, BN dizisi verilmiş, eşit olduklarına göre M kaçtır? Değerli arkadaşlar, 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı n ifadesinin aslında şu olduğunu bilseniz sorumuz çok kolay. Bu n çarpı n artı 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Evet, 1'den n'e kadar sayıların toplamı mutlaka bilmemiz gerekir. N çarpı n artı 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Peki bu dizimizde, BN dizimizde burada verilmiş zaten değil mi arkadaşlar? İsterseniz AN dizisini biraz daha düzenleyeyim. AN dizisi eşittir. Bakın ne oldu? N'nin çarp n kare artı n bölü 2 oldu. Peki bakın AN dizisi ne bulmuş olduk? Yani bu neymiş arkadaşlar kısacası? N kare artı n bölü 2 demekmiş. Bu diziyi buna eşitleyeceğim. N kare artı n bölü 2 eşittir n kare artı n bölü m. Üstler eşit gördüğünüz gibi. O zaman paydalar da eşit. M'dir kaç çıktı arkadaşlar? 2. Buradaki işin sırrı neymiş arkadaşlar? Bileceğiniz tek şey 1'den n'e kadar sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2. N'le çarptım. N kare n'le çarptım. N bölü 2. Şu iki ifadeyi ne yaptım arkadaşlar? Birbirine eşitlersem m'nin 2 olduğunu görürsünüz. Bu soruyla ne yapıyorum? Geçiyorum. Evet değerli arkadaşlar, dizileri birbirine eşit olduğuna göre artı b toplamı kaçtır denmiş. Bakın arkadaşlar, 1 artı 3'ün toplamı, bak buna 1 ekleyin 4, yarısı 2, 2'nin karesi, bakın cevap 4, doğru mu? 1 artı 3 artı 5, buna 1 ekleyin 6, yarısı ne? 3. Bu ifade 3'ün karesidir. Gerçekten burası 9, bak bu da 9. 1 artı 3 artı 5 artı 7, 1 ekleyin 8, yarısı 4, 4'ün karesidir arkadaşlar. Burası da 16, burası da 16, gördüğünüz gibi. Yani 1 artı 3 artı 5 artı bu ifadenin eşiti nedir biliyor musunuz? N karedir arkadaşlar. 1 ekleyin 2n, yarısı ne? N, o zaman n kare diyeceğiz arkadaşlar. Bakın neydi? 1 artı 3 artı 5 artı 7'nin toplamı nereye eşittir? Buna 1 ekliyoruz son sayıya, yarısını alıyoruz. Bak 1 ekleyin 8, yarısı 4, hemen karesini alırsanız bu ifadenin toplamını bulmuş olursunuz. O zaman kısaca
Şuna 1 ekledim. 2n yarısı n, n karedir arkadaşlar. O zaman şu iki ifadeyi ne yapacağım arkadaşlar? Birbirine eşitleyeceğim. Neden? Çünkü birbirine eşit diyor. A n kare artı b eşittir n kare ise arkadaşlar dikkat edin. Burada n karenin önünde ne var? 1 var. Burada da o zaman a 1 olmalı arkadaşlar. Burada başka bir şey var mı? Yok. Burada b olduğuna göre demek ki b de 0. A artı b eşittir. Kaç oldu arkadaşlar? 1 oldu. Bu sorumuzda ne yapıyorum? Geçiyorum. Çok güzel bir soru daha değerli arkadaşlar. Burada da bilmeniz gereken bir şey var. Arkadaşlar şu özelliği mutlaka öğrenin. 1 bölü 1 çarpı 2, 1 bölü 2 çarpı 3, 1 bölü 3 çarpı 4, n çarpı n artı 1. Arkadaşlar bunun sonucu nedir biliyor musunuz? N bölü n artı 1'dir. Toplam videosu çekmiştim. Eğer ona bir bakarsanız iyi olur. Bunları tek tek anlatmıştım özelliklerini arkadaşlar. Bu şekilde devam eden bir ifadenin sonucu şuradaki küçük sayıyı büyük sayıya bölüyorsunuz arkadaşlar. Yani şu ifadenin sonucu n bölü n artı 1'dir. O zaman bu diziler eşit olduklarına göre arkadaşlar n bölü n artı 1'i kime eşitliyorum? Kn bölü n artı 1'e eşitliyorum. Ve burada gördüğünüz gibi n artı 1'ler birbirini götürürse n eşittir kn olur. Burada da k'nın 1 olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Paydalar bakın eşit. O zaman paylar birbirine eşit. K 1 olmalı ki bu eşitlik sağlansın. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. İyi günler.